Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, kanalımızın aboneleri, müptelaları, Fenerbahçe aşıkları ve kanalımızın aşığı rakip takım taraftarları. Hepiniz videomuzu hoş geldiniz. Günün ilk videosunu umarım izlemişsinizdir. Başlık biraz çarpıcı ama sizin isteklerinizi ya da içinizden bazılarının isteklerini başlığa koydum ve gerekçeleriyle açıkladım. Arkadaşlar ben her zaman Allah'a şükrediyorum ki iki Fenerbahçeliyim diye. Çünkü benim takımım ne algı yapar ne Yurt dışından, uzaklardan, okyanuslardan, şuradan buradan bir yerlerde menfaat bekler. Ne himmetlerle, dualarla şampiyon yapılır. Ne hakemlerle kollanır. Ne başka bir şey olur. Ben Fenerbahçe taraftarına da teşekkür ediyorum. Her ne kadar stadtaki bazı arkadaşlar uyusa da... Takım 5 yediği zaman sevinmez, gülmez. Rakip takım futbolcusunun gol sevincini taklit etmez. Yönetim istifa falan der. Ya bu da bizim onurlu duruşumuzdur, dik duruşumuzdur. Hani şike yapmaz... Bile bile maç satmaz Fenerbahçe. Gidip de bile bile rakibine yatmaz. Bu da bizim için onur madalyasıdır. Yani hakemler, görüyorsunuz hakemleri. Yani ne yaptıkları belli, ne ettikleri belli. Kime hizmet ettikleri belli. Yani şu anda sosyal medyada ilginç ilginç şeyler geçiyor. Mesela görselde bir tane, ne ne diyor? Seçim sürecine girilse Galatasaray seri yapmaya başlıyor. Galatasaray'da seçim mi var? burada ne demek isteniyor yani seçim Galatasaray'a mı yarıyor? Burada anlatılan şeyi anlamadım. Galatasaray'da seçim mi var arkadaşlar? Gerçi sosyal medyada bazı Galatasaraylılar Dursun Özbey'i şikayet etmişler divana. Demişler ki hükümet yanlısı açıklamalarda bulundu. Demiş işte Murat Kurum işte İstanbul için şanstır diye. Ondan dolayı şikayet etmişler ama şu an ben şikayetlerini geri çektiklerini de düşünüyorum. Sonuç olarak yani ee, bir şeyler bir şeylere yarıyor. Neyse biz Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe Samsun'da bir bir berabere kaldı. Spor yazarlarını görüşlerini merak ettim. Şimdi bana kalırsa kısa net öz olarak çıkan kadroda Ceko sınıfta kaldı. 45'te Ceko'yu ve Tadic'i değiştirip oraya sıcak bir kan alsaydı. Bakın Emre Mor mesela sol kanat oynadı dün. Demek ki sol kanat oynayabiliyormuş Emre Mor. Tadic'in yerine Emre Mor. Ceko'nun yerine Batu şu ay oyuna girseydi 1-0'ındaki Fenerbahçe 2-3-4'ü rahat bulurdu. Ben ısrarla şu cümleyi kuruyorum. Biz fark atacağımız maçtan beraberlikten ayrıldık. Tabi bunda hakemin de büyük payı var. Engin Veren bu sezonun muhteşem dörtlüsü sezon adamı kavuran isimlerin gol beklenilen anlarda sahada olmaması çok ilginç bir durumdu. İstatistiklerle oynayan İrfan Tatiç Şimanski ve Ceko Fenerbahçe'nin gol aradığı dakikalarda sahada yoktu. Bu da Fenerbahçe adına geceyi özetleyen bir durumdu. Tepki çekebilir ama Fred'in son haftalarda sallantıya geçtiğinde ifade etmek gerekir. Bir şey söyleyeceğim. E, bu cümleyi ben kuracaktım aslında. Diyecektim ki arkadaşlar e, hani Fred'in sakatlığı belki de şans olacak. Çünkü Fred son haftalarda kredisinden yiyordu. Gerçekten kredisinden yiyordu. Yani e, bana kızabilirsiniz ama son haftalarda bir sallantıda doğrudur. Neyse devam edeyim. Uygun anlarda dinlendirilmemesinin bedeli sakatlıkla çıktı. Oyuncunun düşen performansında onun verimini idareli kullanmayan hocayı bu açıdan sorgulamak lazım diyor. Şu da bir gerçek. Konferans liginde mesela rakipler nispeten kolay diye çok ciddi şeyler yaptık. Böyle rotasyonlar yaptık. Lige bakıyorsun. Lan 4-1 öndesin 5-1 öndesin. Çıkar Fred'i. Çok önemli. Bak şu an açık söyleyeyim. Şu takımın iskeletinin en önemli oyuncusu Fred. İki Ferdi. İki Ferdi. Ferdi de çalkandı daha. Ferdi'yi Ferdi de beğenmiyorlar. Son dönemde. Haksız da sayılmazlar. Ya skor bilmem 5-1 olmuş. Çıkar Fred'i. Çıkar Ferdi'yi. Anlatabiliyor muyum? Neyse devam edeyim. Ercan Güven topun canı var derler. Onu bilemem ama kaprisi olduğu kesin. Bir de oyun disiplinden asla uzaklaşmayan. Önde basarken bile bir anda savunmada 8 kişi olan. Merkezi kepenk indirmiş dükkan gibi kapatan Samsun Spor'un emekleri var tabi. Fenerbahçe Kadıköy'deki Samsun Spor beraberliğiyle sadece 2 puan kaybetti. Sayfayı çevirirse geride kalır. Tersi yapılır Tadic Ceko gibi futbol ustalarıyla hocanın performansı masaya yatırılır dediklerinde çok daha büyük kayıp olur diyor. Haklı. Hilmi Türkay Fenerbahçe şampiyonluğu dün evinde beraber kalsa dahi hak ediyor. Belki bunu konuşmak için erken ancak Sarı Lacivetler bu sezon en çok koşan, en çok yani açık ara gol atan, en iyi futbol oynayan mücadele eden kadrosu en zengin takım konumunda. Samsung filesiz düşünülen maçlardan biriydi ama olmadı gerçi. Fenerbahçe yine iyi mücadele etti. Oyun içinde hep vardı golü aradı ancak bu kez kendini rahatlatacak gol atamadı. Kayıp büyük elbette. Hiç kimsenin beklemediği 2 puan gitti. Suçlu arama. Herkes elinden geleni yaptı. Futbolun içinde böyle sürpriz sonuçlar olabiliyor. Ömer Üründül. Şimdi en eleştirenlerden birine geldik. Fenerbahçe'de dün kimi oynadı derseniz her zamanki gibi 1 numara Ferdi, 2 numara İsmail'di. Peki neden? Bu ikili fizik olarak çok güçlüydüler. Fred ve Szymanski de Kondisyon düşüklüğü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Futbol bir takım oyunu. Fizik olarak görevler mutlaka paylaşılmalı. Son iki maçta sadece iki gol. İkisi de İrfan Can'dan. Bu ilginç. Medya'nın tamamına yakınının olmazsa olmazı Fred'le oynandığı sonuç berabere. Fred'le oynandığı diyor sonuç berabere. İlk kariyacı olacak. O son haftalarda düşüşte skor 1-0 olsa oyundan çıkması doğru bir hamle olurdu. Ama İsmail Hoca Antep'te 0-0 giden maçta Cekon'un yanına Batshuayi alarak risk almıştı ve maçı kazanarak övgüleri hak etmişti. Antep'te gösterdiği cesareti kendi sahasında gösteremedi ve çift forvete dönmedi. <laughs> Tadiç değişikliği de doğru değildi. Şimanski ve İsmail'de ciddi anlamda bir yorgunluk görünüyor. Fred'in sakatlanması da orta saha bölgesini sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'nin yediği golde faul verilir ya da verilmez ama Livakovic'in topa vurulmadan sağa doğru hareket etmesi golü yemesine sebep oldu. Uzun maratonda daha puan kayıpları olacaktır. Önemli olan Başakşehir maçını kazanarak Yola devam etmek. Bu arada Livakovic'in antrenörü de gelmiş. Ahmet Ercanlar bana açıklamış. İnşallah katkı sağlar. Gürcan Mülkiş Antep'te Livakovic son saniyede kurtardı 3 puanı. Bu kez Livakovic'e rağmen mükemmel bir frekik gol geldi. Emre Kılıç kariyerinin ilk frekik golünü attı. Hem de bu maçta. Yani kader galibiyeti yakıştırmadı bu maça Fenerbahçe'ye demiş. Erman Toroğlu bu tip takımlara karşı girdi kıramıyorsan kapıyı kıracaksın. O zaman sana ne lazım? Çift santrafor. Özellikle içeride oynuyorsun. Gelen o topları biri indirecek, biri karıştıracak, diğeri gol yapacak. Ancak o birini aldı, diğerini oyuna soktu. Halbuki ikisinin de yan yana oynatılması gerekirdi. Adam zaten senin üzerine fazla gelemiyor. Nitekim Ceko çıkana kadar gelen orta adedi, Ceko çıktıktan sonra gelen orta adedine hemen hemen eşit. Yani Bosna Ersek'te forveti uzun boylu adamı kesinlikle oynaması gereken dakikalarda sen oyundan alıyorsun. O da sana tepkisini gösteriyor haklı olarak demiş. Ya Batu gir dediğini iddia ediyorlar. Hani bir an önce gir dediğine. Ersun Yanal. Geçen hafta işler yolunda gitmezken iki forvet oynamadı mı Fenerbahçe? Şu son bölümde Cekot, Hadi, Çimans gibi Batshuayi ile baskı yapsan gol bulabilirsin. Çok büyük bir fantazi oldu. Referans oyuncular gerekiyor. Batshuayi, King referans oyuncudur ama Emre Mor değil. Henüz bu konuda bir performans sergilememiş. Şunu yapabilirsin. Ferdi yöne alabilirsin. Bu maçta fantazi olabilir ama Emre Mor büyük fantazi demiş. Yani Ersun hocam sanki ee, bizim kanalı takip ediyor. Benim yayını dinledi de. Benim cümleleri aldı gibi. Ama eş zamanlı yaptığımız için asla böyle bir şey yok. Yani biraz daha örneklemek için söylüyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Emre Mor niye fantezi dedim? Bak ben bunu niye anlattım size? Şu yüzden anlattım. Ya bugüne kadar güvenmediğin adamı diyorsun ki hadi buyur. Yani iki tane aracın var. Her e, yere bir araçla gidiyorsun. Her yere toplantıya oraya buraya o araçla gidiyorsun. Yumurta ağızda geliyor o araç varken gidiyorsun Yedekte bıraktığın araçla gidiyorsun sonra da diyorsun ki bu araç çalışmadı Aküsü bitmiş ya Bunca zaman olmazsa Yani bunca zaman olmazsa Ben şunu söyleyeyim bak Gol hariç Takımda sırrı bir şey yoktu Ya maçın skorunu değiştireyim 1-0 bitsin 2-0 bitsin 2-0 Fenerbahçe kazanmış olsun Sırrı bir şey var mıydı takımda Hocam bak Fred tamam Şöyle diyoruz ama sırıtmadı. Bak sırtan ben size söyleyeyim. Fred düşüşte. İsmail düşüşte diyor kesinlikle katılmıyorum. Ömer Ründül ezbere konuşuyor. İsmail sahanın en iyilerinden biriydi. Bak Tadiç sahanın en iyilerinden biriydi. Ben saçma sapan maçlarda Tadiç'in ilk 11 oynatılıp hiç çıkarılmayıp bu maçta çıkarılmasına ayar oldum. Önder Özen bu kadar ezbere gerek yok diyor. Şimdi ligde Fenerbahçe'nin Samsun Spor'la beraber kaldığı maçı değerlendirdi diyor Önder Özen. Tempo bakımından dünkü Leipzig Leverkusen maçına benzettiğim bir maç. Bu tam bir Bundesliga maçı ancak bu aynı zamanda bir çuval inciri berbat etme maçı. Ben finalden başlayarak sebebini söyleyeyim. Bu sezonun en iyi Fenerbahçelerinden biriydi bu. Skora bakmayın. Oyun olarak söylüyorum. En iyilerinden bir tanesiydi. 70 dakika şahane futbol gösterisi izledim ben kendi adıma. Dünya kadar da not aldım bireysel ve grup halinde. Şimdi bir maçın mal batıya kaymış. Son 20 dakikasını oynuyoruz. Emre Mor, Batshuayi, Cengiz, King bir takım. Karşılarında da Ceko, Tadic, İrfan, Şimanski oynuyor. Son 20 dakikayı hayal edeceğiz. Ama benim sorum şu. Bunlar birebir oynuyor kim kazanır? Emre Morlu takım kazanabilir. Ama bunlar 4'e 4 oynarlarsa ezici farklı Ceko'nun takımı kazanır. Bu maçı büyük sahada ilk yarısında atletler kazanır. Ama maçın finalini Ceko'nun takımı kazanır. Hiçbir koşulda kaybetmez. Peki maçın sonu nerede oynanacak? 21 kişinin sıkıştığı Samsun Spor yarı alanında oynayacaksınız. Maçın finalini birinci olarak kronometreye karşı oynarsınız. Rakibe karşı oynarsınız. Sahaya karşı. Duygulara karşı oynarsınız ama bir tane yardımcınız vardır. Takım arkadaşları. Onlarla birlikte oynarsınız. Bir maçın finalinde Cengiz çekip vurabilir. Emre Mor iki kısa atar. Penaltı çaldırabilir. Bunlar olabilir ama birlikte oynadığınız bölüm artık savunma konsantrasyonunun en yükseğe çıktığı paniğin başladığında yani duyguların devreye girdiği anda böyle anları ustalar oynar. Bu kadar ezber değişikliğe gerek yok. Anladınız değil mi ne demek istediğini? Yani bu adamlar tecrübesiyle ne alır burayı demek istiyordu. Arkadaşım aradı ne diyorsun değişikliklere dedi. Bitti dedim. Kaybetti Fenerbahçe. Belki dedim atarsa perde atar ya da iki stoperden birisi yüksekten atar. O onun dışında bu takım gol atamaz. Pozisyona girer ama atamayacak diye 71. dakikada söyledim arkadaşıma. Bakın bu gözle göz ee, bir futbol oynadı. Hani göze göz bir çoğal incirin batıldığı bir maç oldu. Çok şahane futbol oynadı. Çok gösterişli futbol oynadı. 70 dakikanın arkasından maalesef kulübe marifetiyle kaybedilmiş 1-2 puan. Yani oyun eksi, oyun okuma eksikliğinden puan kaybetti Fenerbahçe diyor. 3 tane futbolcu çıkarıp 3 sporcu aldım. Futbolcular çıktı, sporcular girdi. Sporculara başta ihtiyacınız olabilir ama futbolcular kalmalıydı. Bence değiştirmek zorunda da değilsiniz. Kötü gitmiyordu Fenerbahçe. Golü kaza yedi. Yanlış oynuyordu ama kötü oynamıyordu. Devre arasında BN Sports'a sevgili arkadaşlarımızla da dediler ki Samsun Spor çok alan veriyor Fenerbahçe'ye. İkili mücadele olmamasının sebebi topun ritmi. Topun ritmi yüksek. Tabii ki ikili mücadele ortaya çıkmıyor. Fenerbahçe rakibin ikili mücadeleye girmesini teknik olarak engelledi. Nasıl yaptı bunu? Bonicci kucaktaki bir oyuncunun arkasına adam varsa hakikaten ayağını oynat. Ayağa çık. Genelde kucaktan çıkan oyunculara birinci geleni verip ikinci geleni oynadı. Büyük pasörlük bu. Kurun iş dışında başka değişikliğe ihtiyaç yoktu. 11 kişi gideceksin o kaleye. Samsunspor Spor iyi takım yani. Messi değilseniz kaybolur gidersiniz. Kalabalıklar üvertür. Başaltı elinde balondor olan adamları kaybetti. Maradona değilseniz kayboluyorsunuz. Messi değilseniz kayboluyorsunuz. Bunu sanırım kime dediğini anladınız arkadaşlar. Çağları da alacaksan bunu çağlar bilecek. Galatasaray Trabzonspor bu sezon yakalayabileceği hep en iyi bölümde yakaladı. Antrenör değiştirmeden önce tek kale yaptı. Trabzonspor'u Rams Park'ta ezerek yendi. Yok yenme değil bu başka bir şey yaptı. Ve Trabzonspor taraftarı da memnun kaldı bu yaptıklarından. Şimdi takımın yarısı yok. Böyle yakalamış oldu ama oynanmamış hiçbir maç kazanılmış değildir. Fenerbahçe bakacak dualarla izleyecekler maçı. Şampiyonluğa koşarken gıcık adamlar iyidir. Şampiyonluğa giderken yatıp uyuyan adamdan olmaz. Şampiyon yani uyuyan adamlar şampiyon olmaz. Uykusuzların işidir şampiyonluklar. Gergin adamlar uykusuz adamların işidir. Kavgacı adamların işidir. Yardımcı ekip için söylüyorum. Hemen uyuyabilen adamların faydası olmaz. Ya yani bu kadar şey dinlediniz arkadaşlar. Şimdi BN Trio'dan Bahattin Şimşek yorumları geldi. Ben bunu dinledim. Arkadaşlar burada bir olay var. Onu da konuşacağım. Yani tartışmalı iki pozisyon. Penaltı var mı? 41. dakikada Fenerbahçe'nin Penaltı beklediği pozisyonda penaltı var mı? Bahattin Duran penaltı değil diyor. Top Ceko çevirdikten sonra önce Ceko'nun omzuna Zeki'nin parmaklarına bile temas etseydi penaltı derdim. Parmaklarına değilse parmakları hareket eder en ufak oynama yok. Top Ceko'nun omzundan gidiyor. Oyunun devam kararı doğru diyor. Yani bizim izlediğimiz görüntüyle bu görüntü aynı mı diye düşünmedi değilim. Bülent Yıldırım Ceko'nun omzundan sekiyor. Top elden değil devam kararı doğru diyor. Bakın. Yani Bünyamin Gezler ne derse odur dedim. Deniz Çoban da devam kararı doğru diyor. Bünyamin Gezler de doğru diyor. Ya demek ki kamera açısı bizi yanıltmış diyorum. Yani gidip de görsellerle oynayacak halleri yok. Golden önce faul var mı? Şimdi arkadaşlar şurayı okuyun. <laughs> Bahattin Duran İsmail Yüksek'in eli dokunmuş. El sırta sadece dokunmuş. Tayyip eli hissedince kendini bırakmış. İsmail'in eli hiç açılmamış. Hiçbir şekilde faul söz konusu değil. Eğer maçın hakemi yardımcı hakemle işbirliği içinde olsa yardımcı hakem Hakan Yemişken devam demiştir. Hakan Yemişken'in yüzü her şeyi anlatıyor zaten. Hakem neden faul verdi anlayamadım anlamadım diyor. Ah hocam keşke faul çalmasaydım faul yoktu demiştir. Beden dili her şeyi anlatıyor hiçbir şekilde faul yok bu pozisyonda. Zaten diğer yorumlarda okuyun arkadaşlar. Bülent Yıldırım da aynısını diyor. Fırat Aydın Usta diyor. Bünyamin Gezer de diyor. Yani Fenerbahçe haksız bir gol yedi. Şimdi hep birazdan başlayın. Haksız gol yedi ama İsmail Kartal'ın değişiklikleri hatalıydı. Hakem makem demeyeceksin. Kardeşim çıkıp oynayacaksın diye. Yaparsınız bunu. Yani bunu yaparsınız. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin yediği golde hakemler Fenerbahçe'ye gol yedirdi. Galatasaray'ın attığı ilk golde faul ile gol attılar. E bu kirli kahpe düzeni ne zaman değişecek? Nasıl değişecek? Ya takımın biri faul ile gol atı ata yoluna devam ediyor. İlk Trabzonspor maçını hatırlayın. Azıcık Trabzonspor'da şey olsaydı bahsedemeyeceğim şeylerden olsaydı derdik ki biz Galatasaray'ın ilk maçta faulden gol attılar. Hatırlayın ilk maçta 2-1 yendikleri maçta da faul yaptılar devamında gol attılar. Balatasaray'ın Trabzon'a iki tane ilk golünün ikisi de faulle geldi. Ama hiç itiraz yok. Fenerbahçe olsaydı şu anda Trabzonspor yönetimi... ...Kaas, FIFA, Counter Strike, PlayStation merkezi hepsini açıklama yaptıydı. Allah da gönlünüze göre versin. İnşallah Trabzonspor'un evinde yediği 5 sayısı artar da taraftarınız mutlu olur. Her şeyi geçtim. Allah'a dua ediyorum. Kurban olduğum Allah'ım. İnşallah evinizde Fenerbahçe ile oynadığınız maçta tarihi bir fark gersiniz... İnşallah yine taraftarlarınızın yüzü güler. Fenerbahçe'nin golünde e, şeyler yaparlar. Kutlama falan yaparlar. İnşallah. Haftalardır, aylardır bu böyle. Fenerbahçe'nin attığı gol sayılmıyor, iptal ediliyor. Ha, Fenerbahçe'nin ilk Samsun Spor maçı. Hatırlayın. Tertemiz golümüz iptal edildi. Bu maçta olmadık faul verildi. Gol yedim. Yani i̇ki Samsun maçındaki iki hata. Galatasaray'ın iki Trabzon maçındaki iki hata. Şöyle bir senaryo üreteyim. Galatasaray ilk maçta o golü atamadı. Trabzon bir tane attı. 3 çat. Dünkü maçta da Trabzon'un hani kazanmak için oynadığını düşünelim. Galatasaray'a gol atmadı. Trabzonspor bir tane attı. Eskaza yendi. 6 puan. 6 puan fark şu an ligin şampiyonunu belirlemişti. Tabi Fenerbahçe berabere kalmasına rağmen 6 puan öndeydi. Siz şu anda şampiyonluk şarkıları söylüyordunuz. Ama şampiyonluk şarkıları söyleyin. Şampiyonluk şarkıları söyleyin. Bu takım bak bu takım şu pozisyonlar verile verile bugünlere geldi. Bu takıma şampiyonluk şarkıları söyleyin. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu takım nelerden geçti. Bu takım şöyle bir fikstürden geçti. Bakın 4 Kasım 30 Kasım arası. Allah aşkına Karagümrük galibiyeti hariç galibiyet yok. Evinde Trabzonspor'u hakemle yenilmişsin ki onlara sorsanız Fenerbahçe hakemle 3-2 yaptı. Yani Şimanski'nin verilmeyen penaltısı verilse, ikinci penaltısı verilse bunlar zaten konuşulmayacak. O ayrı mesele de neyse. Ardından Ludogorets mağlubiyeti, saçma bir mağlubiyet. Adana Demir deplasmanda beraberlik tam Fenerbahçe toparladı derken sonra gelen şok genelge. Ya Fenerbahçe şu cendereden çıkmış. Yaşadığı 3 mağlubiyeti şu cenderede almış. İstiyorlar ki Fenerbahçe mağlubiyet yaşasın. İstiyorlar ki bu. Serdar Ali Çelikler hiç sevmem. Fenerbahçe'nin en büyük düşmanlarından biridir ama harika konuşmuş. Keşke Fenerbahçe yönetimi bu konuşmayı ciddiye alsa. Diyor ki Fenerbahçe takımda rehavet var. Galatasaray bir tane tartışmalı verilmeyen golün üzerinden 5 kere basın toplantısı yaptı. 5 kere. Her gün konuştu. Dursun Özbek. Üçlü basın toplantısı yaptılar. Grup yaptılar. Ondan sonra 5 kere konuştu. Yunsa sponsorluğu, bilmem ne sponsorluğu, Anadolu Ajansı, fotoğraf seçmesi, Murat Kurum ziyareti. 5 kere konuştu. 5 kere. Fenerbahçe Samsun Spor maçı telekomda oynansa 15 dakika uzatma verirdi hakem. Ne demek istediğimi anladın mı diyor. Bu küçük detaylarda kaybedersin şampiyonluğu veya bu küçük detaylarda kazanırsın. Hakem mükemmel dedim ama golde faul yok dedim. O golde hakeme değil Livakovic'e yazar dedim. Ama bir hakem Kadıköy'de o faulü çalabiliyor. Telekom'da çalamıyor. Bunun sebebi onların 5 tane basın toplantısı yapması. Senin ise çağları da aldık. Oh 13'i de aldık. Oh kurun da de aldık demen. Şimdi bak. Ben Serdar Ali Çeliklerin dönekliğini şöyle anlatayım size. Bu yılın dönekliğidir. Bak yüzyılın dönekliğidir. Fenerbahçe kötü gittiği zaman diyor ki kardeşim bonuç alacaksın, kurun alacaksın, çağlar alacaksın. Başka çaren yok. Bunlar almazsan seni şampiyon yapmazlar. Fenerbahçe puan kaybettiğinde diyor ki çağlarla kurun işten iş olmaz. Sesini yükselteceksin. Yani bunlar dönemin adamı, devrin adamı. Şimdi bak kanalımızdaki birçok kişi de aynısını yapacak. Çünkü niye bunların takipçileri? Bak kanalımızdaki birçok kişi bunların takipçileri. Devam edeyim. Bu tip detaylar atlarsan kaybedersin. Mükemmel maç yöneten hakeme bile devre arasında gerekirse hoca falan diyecek bir tane adam tutacaksın. Yapacaksın bunları. Alem buysa yöntem bu. Rakibinin stadında bırak olmayan faulü olan faulü bile çalamıyorlar. Senin stadında olmayan faulü çalabilme hissiyatını hissediyor hakem. Bunu hissettirmemelisin. Rehavete girmemelisin. Dursun Özbek 5 kere konuşuyorsa sen 6 kere konuşmalısın diyor. Dursun Özbek, Erden Timur, Okan Buruk bir haftadır konuşmadıkları yer kalmadı. Konuşmadıkları konu kalmadı. Bir ay önce derbide Icardi'nin direğe ittirilmesinin yalanından tut. Fred'in kaç maç ceza alması gerektiğine kadar konuştular. Dursun Özbek bütün tuşlara bastı. Her anlamda her yerde istediğini de aldı. Ali Koç Fenerbahçe yönetimi susarsanız Fenerbahçe'ye ihanet edersiniz. Ya Bugün basın toplantısı yapmazsanız vallahi de billahi de her birinize tek tek yazıklar olsun diyor. Bir taraftarımızda. Bakın arkadaşlar Şeytan ayrıntıda gezdi. Bak dün Okan Buruk şampiyonlukla ilgili konuşmuş. Hani Okan Buruk? Hani Fethullah Gülen çetesi falan sizi şampiyon yapmayacaktı. Dursun Özbek başkanınız öyle diyordu. Siz öyle diyordunuz. Ne oldu? Kimden garanti aldınız? Hani Rasim Ozan Kütahyalı sizi şampiyon yapmıyorlardı. Hani bir yerden Fenerbahçe'yi şampiyon yapıyorlardı. Ne oldu? Nereden garanti aldınız? Ya nereden garanti aldınız? Hayatımda duyduğum en komik olay da zaten Fetullah Gülen çetesinin Galatasaray şampiyon yapmayacağı yalanı. Yani hayatımda duyduğum en komik şey. Arkadaşlar bakın. Taraftarlarımızın hepsi 5 atarız 10 atarız peşindeler. Evet doğru haklısınız. Fenerbahçe o kadar iyi oynuyor ki 5 gol 10 gol beklemek normal. Ama hiç bu kadar kolay şampiyonluk gördünüz mü? İsmail Kartal gördün mü? Puan kaybı herkese yazar. Sadece İsmail Kartal'a değil. Hepinize yazar. Adam orada vermemiş kararı. Adam orada haksız faul vermiş. Taraftan orayı yıkması lazım. Bizim taraftar çekirdekle maç izliyor. Bazen şunu söylemek gerekir. Ee, bu arada Simeone'ye basın toplantısında Çağlar Soyuncu falan kış transferinde ayrılacak demişti. De, o çok mühim değil. Şu an konumuz bu da değil. Bazen şunu yapmak gerekir. Ya rakibinin hamlesinin aynısını yapacaksın. Mesela ben size söyleyeyim, açık söyleyeyim. Adamlar neyden dem vuruyor? Atıyorum Filistin'den dem vuruyor. Filistin'de çocuklar, Filistin'de çocuklar. Galatasaraylılar diyelim ki Filistin'de çocuklar da Filistin'de çocuklar diyor. Sen Fenerbahçe yönetim olarak Filistinli bilmem 10 tane çocuğa burs vereceksin. Yani onları onların silahıyla vuracaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Madem onlar bunu yaptı sen de bunu yapacaksın. Bak basın toplantısından basın toplantısına gidiyorlardı. Ne oldu? Bir beraberlik. Bak Fenerbahçe puan kaybetti. Şu anda lig temizlendi. Çünkü karşımızdaki kirli yapı, kirli oluşum yine seçmiş bir şey. Ben şunu söyleyeyim. Ben beddua ettiğim zaman birçok kişi bana diyor ki hocam beddua etme diyor. De ki Allah bildiği gibi yapsın diyor. Ben bir kez daha söylüyorum. Ben beddua etmiyorum. Ben dua ediyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Zira diğerleri hep karşı tarafın yardımcısı. Yatar gibi maça çıkıyorlar. Satar gibi maça çıkıyorlar karttır, kadro, kadro dışılar, bilmem şunlar, bunlar. Hatırlayın ya, Ankara Küçük Galatasaray maçına geliyor Tolunay Kafkas. En önemli oyuncularını Ankara'da bırakıyor diyor ki bizim hedefimiz bu maç değil ki. Biz bu maçı zaten yenileceğiz. Samsun Fenerbahçe maçına çıkıyor diyor ki Fenerbahçe bizden çok çekecek. Aynı aslanlığı, aynı erkekliği Galatasaray'da yapsanız ha Trabzon bugün 5-7. Taraftar mutluluktan dört köşe. Harbi söylüyorum dört köşe. Bu kadar sevinecekleri Hani Allah inşallah başınıza 5'ten daha farklı skorlarla da yenilin. İnşallah her maçınızı Trabzon'daki her maçınızı kaybedersiniz. Bu kadar sevineceksiniz. inşallah hepsini kaybedersiniz. Kaybedin sevinin. Kaybedin sevinin inşallah. Ben iyiliğine söylüyorum. Fenerbahçe şu cendereden çıktıysa her türlü cendereden çıkabilir. Bize düşen destek olmak. Bir şeyi daha söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir fikstür var. Çarşamba günü Başakşehir maçı var. Ben bir şey söyleyeyim. Samsun'u biz 2-1 yenseydik Başakşehir'e takılacaktık. Takılacaktık. Başakşehir'e es kaza 1-0-2-0 yenik Ankara gücün evimizde takılacaktık. Emre nasıl bize yatar. Bırakır şöyle böyle. Bu zihniyette Fenerbahçe taraftarı var. Var bu zihniyette bu beyinde. Orayı takılmadık Antalya'da takılacaktık. Es kaza takılacaktık. Orayı takılmadık evimizdeki Alanya maçında takılacaktık. Yani tahmini 11 Şubat zamanına falan denk geliyor. Takılacaktık. O olmadı. 18 Şubat'ta Rize'de takılacaktık. Gerçi Rize'de men hala korkuluyum. Hani bazı teröristlere soruyorum arkadaşlar dönüşte falan bir planınız var mı? Yine kurşunlama, bomba atma, roket atar falan. Ona göre gidelim. Orada takılmazsak evimizde 25 Şubat'taki Kasımpaşa'da takılırdık. Orada takılmazsak bir sonrakinde takılırdık. Belki arka arkaya iki maç takılırdık. Hani hem Kasımpaşa'da hem akabindeki Hatay maçında takılırdık. Ben Fenerbahçe'nin belki de 10 maçlık galibiyet serisi kazandığı görüşündeyim. Bu tabii ki de Polyanlacılık. Polyanlacılık. 21 maç oynandı. 17 maçın kaldı. Matematiksel olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe arka arkaya 10 maçını kazandı. Galatasaray 10 maçta 3'ünde takıldı. 3 tanesinde 2 tanesinde yenildi. Birinde berabere kaldı inşallah. Puan farkı 8 oluyor değil mi arkadaşlar? 8 oluyor. Bakın 31. hafta puan farkı 8. Kaldı 7 hafta. 7 hafta boyunca o 8'i korumak zorundasın. Aa yenildim 5'e düştü. Olur böyle şeyler ya 5 puan sonuçta kapanmaz. Hayır. Fenerbahçe taraftarının ve takımın her zaman tetikte olması lazım. Şampiyonluk istiyorsak 1. Başka Fenerbahçe yok. 2. Hep destek tam destek. 3. Başta İsmail Kartal ekibi. Oyuncular yönetim hatalarından ders çıkaracak. Sonra taraftar. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında da hep birlikte şarkıları söyleyeceğiz. Ben Fenerbahçe'me güveniyorum. inanıyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan keyif alıyorum. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe şampiyonu çalınmıştı Fenerbahçe'nin şampiyonlukları. Çok çalındı. İnşallah hesabını sualini veremesinler. Hakkım haram olsun. Allah bunların hepsini bildiği gibi yapsın. Allah Fenerbahçe'nin önüne kim taş koymaya çalışıyorsa onun önüne taş koysun ki Fenerbahçe'nin uğraşamasın. Fenerbahçe'nin uğraşanın Fenerbahçe'nin daha büyük derdi olsun. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyonlukları, konferansı kapısı kazanması, Süper Kupayı, Türkiye Kupası'nın hepsini bir sırayla kazanması gibi Belalar olsun inşallah. Yani i̇nşallah Allah başınıza böyle belalar versin. Ben takımıma güveniyorum. İnanıyorum. Sizden de destek istiyorum. Dün görüyorum ben artık bıraktım. Maç izlemeyeceğim. Şöyle böyle. Arkadaş şunu yapın. Fenerbahçe'ye destek olmak için. Sosyal medyada tek açın. Kor sana evet diye tek açın. Beyan sporstar iptal diye tek açın. Dekoder iade diye tek açın. Bu kadar adaletsiz şey izlemem diye. Bu Penaltı pozisyonunu yorumladıkları başka bir açı vermişler. Maçta niye verilmiyor? Maçlarda niye farklı açı verilmiyor? Fenerbahçe maçlarında niye hakemler Fenerbahçe kaybetsin diye uğraşıyor? Fenerbahçe yönetimi. Bak, Ben Ali Koç olsaydım şu an yapacağım açıklama şuydu. İlk Galatasaray Trabzon maçı faulle gol, ikinci Galatasaray Trabzon maçı faulle gol. İlk Fenerbahçe maçı attığımız nizami gol sayılmıyor. İkinci Fenerbahçe maçı faulle gol yediriyor, yiyoruz. Şampiyonu burada hakemler belirliyor. Tıpkı Okan Buruk'un dediği gibi hakemlerin anasını avradını diye ekleyecek. O görseli de koyacak oraya. Bundan çünkü altına da not edecek. Not. Bu küfürlerden dolayı PFDK'ya sevk edilmedi. Demek ki bu küfürler yasal. Aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun dediği gibi diyecek. Oraya Kerem Aktürkoğlu'nun da videosunu ekleyecek. Diyecek ki aynı şekilde bu da PFDK'ya sevk edilmedi. Aynı sevk edilmeyen Kerem Trabzon'da iki gol birden attı. Bu Trabzon hoşuna gidiyor gerçi de ayrı mesele. Anladınız mı demek istediğimi? Bakın 2 ya yani 4 maç 4 hakem performansı ligin kaderini belirliyor işte. Gerisi Fenerbahçe yönetim. hocam Ali Koç'a göre zaten ben varken şampiyon yapmayacaklar diyor. Ona kalırsa seçim senesi yaklaşınca seçim yaklaşınca Galatasaray seri yakalıyor diyenler de var. Bak Allah'a çok şükür sizi Galatasaraylı yaratmayan Allah'a sonsuz kere hamdolsun. Şükürler edin. Niye? 3 gün önceki konuşmalara bakın engelliyorlar şampiyonluğumuzu engelliyorlar çalıyorlar hırsızlar var namusuzlar var. Üç gün sonra akşam şeye bakın sen şampiyon olacaksın diyorlar. Anladınız mı? Algı başarıyla sonuçlandı. Ben Galatasaraylı arkadaşlara söylüyorum. Sizin Allah bir dediğinize bile inanmıyorum. Çünkü hangi Allah'tan bahsettiğinizi anlamadan buna inanmayacağım. Ben hayatımın her evresinde söylüyorum. Size asla güven olmaz. Size kesinlikle güven olmaz. Sizin içinizden çıkıp da doğruları konuşan lan bir tanenize çıkın deyin ki arkadaş ya Fener Beşiktaş deplasmanına gitse, Beşiktaş'ta 2-3 tane oyuncu kadro dışı bırakılsa, bilmem şöyle yapsa, böyle yapsa, sürpriz satış olsa, adamlar oynatabilirsiniz maçta demesine rağmen son 15 dakika falan oynatsalar, böyle bir performans, kaleci elini çekme, gülme, sevinme, mutluluk, taraftar kutlaması, vallahi de ben Fener şike yap yaptı derdim. Yani aynısında kendi takım için diyorum diyecek delikanlı bir tane bile denk gelmiyor. O yüzden de size güvenmiyorum. Ama bizim bak, bizim taraftar olsa da aynısını yapardı. Ha. Mesela bizim taraftar olsa bizimkiler aynısını yapardı. İyi de hocam sen Beşiktaş'ı zaten deplasmanda yendin top oynatmadın. Beşiktaş'ın kaç tane sakatı eksiği ve dönemini hatırlayın Beşiktaş'ın. Her gelen 3 tane 4 tane çakıyordu Beşiktaş'a. E şimdi bile Pendik'ten 4 tane yediler mesela. Ben çok dedim inşallah İsmail Kartal bu 4 yemeden e, futbolculara da bol bol anlatmıştır bakın rehavete kapılmayın diye. Bir beraberlik bazen 10 galibiyete bedeldir. İstanbul Başakşehir maçıyla birlikte Fenerbahçe çıkıp çatır çatır oynayıp seri 10 galibiyet elde edecekse bu beraberliği unutturur. Başka da çare yok zaten. Ben takımıma güveniyorum. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoyla videomu sonlandırıyorum. Hepinize teşekkürler ediyorum.